Azrail Aleyhisselam'ın zengin ettiği hoca. Mürşid-i Aziz'in Muzaffer Efendi Hazretleri anlatmışlardı. Vaktiyle fakir bir hoca efendi varmış. Cenab-ı Hakk'a dua eder, dünyalık istermiş. Bir gün bir yolculuk esnasında bir ağaç altında bir müddet istirahat etmiş. Bir iki lokma bir şey yemiş, namazını kılmış, biraz uzanıp uyumuş. Uykudan uyanınca yan tarafında duran bir zat görmüş. Merhaba hoca efendi demiş o zat. Merhaba, kiminle müşerref oluyorum demiş hoca. O zat ben Azrail'im demiş. Tabii hocanın etekleri tutuşmuş. Yok, korkma, ben senin canını almaya gelmedim demiş Azrail Aleyhisselam. Hak Teala bana emir verdi, onun için geldim. Şimdi sen gittiğin memlekette şeyhliğini ilan et. Ben hasta okuyorum de. Hastanın yanına gittiğin vakitte beni hastanın ayak ucunda görürsen okuma hastayı. Bil ki onun ruhunu kabz edeceğim. Eğer beni hastanın baş tarafında görürsen oku. Bil ki o hasta iyi olacak. Cenab-ı Hakk'ın sana bir lütfu bu. Adamcağız bir şehre gitmiş. O şehrin meydanında ilan etmiş. Ben hasta okurum, okuduğum iyi olur, okumadığım ölür demiş. Çağırmışlar bir hastaya, bakmış, bu ölür demiş. Bunu okumam ben demiş. Hakikaten ölmüş. Başka bir hastaya çağırmışlar. Okurum iyi olur demiş. Okumuş, hakikaten hasta iyi olmuş. Çünkü görüyor Azrail Aleyhisselam'ı. Okuyor, iyi oluyor, okuyor, iyi oluyor derken epey bir para toplamış bu işten. Derken padişahın kızı hasta olmuş. Sultan bunu haber almış, çağırtmış. Şeyh efendi, gel bakayım buraya. Bizim kızı bir oku demiş. Eğer kızımı iyi edersen ben seni abad ederim demiş. Hoca efendi önce kızı bir göreyim demiş. Görünce iyi olur bu demiş. Okumuş, kız iyi olmuş. Padişah hocaya bir hurç altın vermiş. Yükümü tuttum artık, memleketime gideyim demiş. Gelmiş gene o ağacın altında biraz yatmış. Parayı da başının altına koymuş. Ne olur ne olmaz diye. Bir de gözünü açmış. Hazreti Azrail ayak ucunda duruyor hocanın. Görünce onu başlamış hemen ayaklarını çevirmeye. O döndükçe Azrail Aleyhisselam da dönüyor. Beraber dönüyorlar. İkisi böyle. Feyza ca'a eceluhum la yestahiruna sa'atan ve la yestakdimun. Hiç boşuna uğraşma hoca efendi demiş Azrail Aleyhisselam. Zamanın geldi. Hoca yalvarmaya başlamış. Aman yahu, cenazem ortada kalmasın. Bir kabir açalım hiç olmazsa. Olmaz demiş. Emir böyle. Oracıkta ruhunu kabzetmiş. Para da ortada kalmış. Dünya budur. Tam işin dört ucunu bir araya getirdin mi kapıya tabutu dayarlar. Onun için ondan evvel dünyadan ve ehli dünyadan yüz çevirmek lazımdır. Dünyadan ve ehli dünyadan iş bitti mi Azrail Aleyhisselam gelir. Bazen bitirmek de kabil olmaz. Nasibi olmazsa bitiremez.